Hayırlı sabahlar değerli Bitlis TV izleyicileri. Hazal ile Sabahın Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün medya kullanımı hakkında bilgiler alacağız. Değerli hocamızı sizlere takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Ben Bitlis Sosyal Hizmet Merkezi'nde sosyolog olarak çalışmaktayım. Aile eğitim programları kapsamında halk eğitimleri veriyoruz. Onun dışında kadın irtibat birim sorumlusuyum Sosyal Hizmet Merkezi'nde. ASTEP personeliyim. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. İlk olarak medya nedir? Medya, yığınlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete, dergi gibi basın yayın organlarının tümü aslında. Kitle iletişim araçlarının hepsine biz medya diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Medya okuryazarı olmak nedir ve bir medya okuryazarı nasıl özelliklere sahiptir? Şimdi günümüzde medya okuryazarlığı çok önemli bir mevzu. Çünkü medya okuryazarlığı, burada en başta medya okuryazarlığının ne demek olduğunu aslında açıklamamız lazım. Medya okuryazarlığı medyadaki çeşitli türden medya yayın kuruluşlarının tamamının mesajlarını alır. O mesajları kendine göre evirir. Kendine göre evirdikten sonra bunu insanlarla paylaşır. Bu medya okuryazarlığı olmuş oluyor. Bu bağlamda medya okuryazarlığı önemli olmuş oluyor. Mesela bir haber diyelim, bir haber programı diyelim. Kişi iyi bir medya okuryazarı değilse eğer haberlerde verilen ham maddeyi, ham bilgiyi alır. Hiçbir şekilde sunmadan, hiçbir şekilde eleştiri süzgecinden geçirmeden bunu alır. Doğruluğunu hiçbir şekilde araştırmadan alır ve etrafındaki insanlara yayar. Sonra manipüle edilmiş olur olaylar. Evet. İşte farklı yalan haberler, asparagas haberler ortaya çıkar. Ya da internette diyelim, internette gezen bir kullanıcı işte bir ürünle ilgili ürünü karalama adına yanlış yorumlar yaptığı zaman bu da ne olmuş olur? O internet aracılığıyla o yorumu farklı farklı mecralarda ilerlemiş olur, görülmüş olur. Görüldükçe de popülerliği artar ve insanlara yanlış yorum göndermiş olur. Sırf ne için? Sırf işte o kullanıcıyı, o markayı eleştirmek için. Bu iyi bir okuryazar olmadığını gösteriyor. İyi bir okuryazar mesajı alır. Medyanın herhangi bir medya organı fark etmeksizin. Bu televizyon olabilir, dergi olabilir, internet olabilir. Mesajı alır. O mesajını kendi içinde eleştiri süzgecinden geçirir. Ondan sonra eleştiri süzgecinden geçirdikten sonra ihtiyacı olarak kullanır. İhtiyacı olarak kullandıktan sonra bunu etrafındaki insanlara anlatır. Ve anlattıktan sonra da bu şekilde yaymış olur. Ve burada medya okuryazarlığının aslında önemini ve ne olduğunu anlamış oluruz. Evet, teşekkür ediyorum. Medya bir ihtiyaç mıdır? Neden bu kadar önemlidir insanlar için, bizler için? Medya bir ihtiyaçtır çünkü küresel bir dünyada, artık globalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Ve sağımız, solumuz, önümüz, arkamız, her yerimiz medya. Telefonlarımız var, ondan sonra televizyonlar. İlk önce basın, işte dergi, gazete falan vardı. Onlar geleneksel medya olarak geçiyordu. Şimdi yeni bir medya, internetimiz. Hepsinin içinde oldu. Hem televizyon özellikleri, hem basın, dergi, yayın, gazete özelliklerini hepsinin içinde barındırdı. Yeni bir medyamız var. Bu sürekli bizim hayatımızın evresinde, etrafında dolaşan bir olgu olduğu için ihtiyaçtır. Evet. Medya bir ihtiyaçtır yani. Bu ihtiyacı tabii sınırlı bir şekilde kullanmak önemli, bilinçli bir şekilde. Nasıl sınırlandırmamız gerekiyor? Kesinlikle bilinçli bir şekilde kullanmak lazım. Hani ihtiyacımızı bilmemiz lazım. Nasıl olacak? Biz ihtiyaçlarımızı, mesela bizim günlük ihtiyaçlarımız nedir? Yeme, içme, ondan sonra sosyal faaliyetler. Bunlarla beraber biz medya kullanımını aslında planlayacağız. Yeme içmenin önüne koymayacağız, sosyal faaliyetlerimizin önüne koymayacağız ya da gerisine bırakmayacağız. Bunlarla beraber bir planlama yapmış olacağız. Bu yüzden ihtiyaçtır diyebiliriz kesinlikle. Bunu nasıl sınırlandırabiliriz hocam? Bunu nasıl sınırlandıracağız? Planlama yapacağız. Kendimizce planlamamızı yapacağız. Mesela nasıl yapacağız? Atıyorum, ben örnek vereyim. Sabah 8'de işe gidiyoruz mesela. Günümüzün tamamı bilgisayar başında geçiyor. İşlerimizi falan yapıyoruz. Telefonla sürekli haşır neşir durumdayız. Biz mesela kendi işlerimizi aksatıp medyaya, telefon, bilgisayara ya da işte dergi, kitap, gazeteye daha fazla eğilim gösterirsek bunu
zararlarını görmüş oluruz. Sınırlandırmamızı planlı bir şekilde yapacağız. İşte ben bugün kalkacağım, işe gideceğim, ondan sonra eve geleceğim, yemeğimi falan yapacağım, yiyeceğim. Sonra işte eşimle biraz sohbet edeceğim. Sohbet ettikten sonra hani biraz belki gazete okuyabilirim. Biraz belki bir işte internete şöyle bir bakabilirim. Araştırma yapmak için şuna bir bakabilirim diye bir planlama yapacağız aslında kendimize. Planlama yapmadığımız zaman ucu bucağı yok. Hele ki internet ortamının hiçbir şekilde ucu bucağı yok. Yani 5 dakika diye giriyoruz, 1,5 saat diye çıkıyoruz internet aleminden. Bu yüzden kendimize sınırlandırma yapmamız lazım. En önemli şey sınırlandırmamız, planlama. Teşekkür ediyoruz hocam. Bilinçsiz medya kullanımı nasıl olur hocam? Bizden neler götürür? Bilinçsiz medya kullanımı bizden neler götürüyor? Sosyal ilişkilerimizi götürüyor bizden. En basitinden bir ev içerisinde bir karı koca ya da bir anne çocuk ya da bir baba çocuk. Medyayı sınırsız bir şekilde bir çocuğun kullandığını düşünsek mesela, onu ele alalım. Çocuk, anne baba işten geliyor. Çocuğun eline işte biraz sussun diye telefon ya da tablet ya da televizyonun önüne çocuğu koyuyoruz. İşte ben biraz rahat edeyim, işten geldim, biraz başım ağrıyor falan. O çocuk ne oluyor? İletişime kapalı bir çocuk oluyor. Evet. Bilinçsiz bir kullanım olmuş oluyor orada. Ya da diyelim ki eşimizle işte geldik. Hiçbir şekilde eşimizle sohbet etmiyoruz. Hiçbir şekilde onunla irtibata geçmiyoruz. Direkt yemeğini ye, işte robot gibi. Ondan sonra hemen televizyonun karşısına geç. Kanaldan kanala, kanaldan kanala zıpla oradan. Hiçbir şekilde bir seçiciliği olmadan. Bu bizden eşimizle olan ilişkimizi, sosyal ilişkimizi götürdü mü? Götürdü. Biz bir eşimizle konuşmuyoruz. Onun duygularının nasıl olduğunu bilemiyoruz. Komşularımıza artık iletişime geçemiyoruz. Çünkü internet daha cazip geliyor. Film izlemek daha cazip geliyor internetten. Alışveriş yapmak daha cazip geliyor. Televizyonda kadın kuşağı dediğimiz programları izlemek daha cazip geliyor. Aslında bize hiçbir şey katmayan programları saatlerce izlemek daha cazip geliyor. Bu yüzden bu bilinçsiz kullanım olmuş oluyor ve bizden sosyal ilişkilerimizi, ilgimizi, ondan sonra bizim sosyal bir yaratık olduğumuzu bizden götürmüş oluyor. Çocukları bu yönde nasıl uzaklaştırabiliriz televizyondan, telefondan? Yani şu dönemde, özellikle pandemi döneminde çok fazla oldu telefon kullanımı. Evet. Nasıl uzaklaştırılabilir, neler yapılabilir? Aslında uzaklaştırmaktan ziyade şöyle yapabiliriz. Uzaklaştıramayız, öyle söyleyelim biz en başta. Çünkü medya bizi kuşatmış durumda. Her yerimiz medyayla dolu. Evet. Telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız. Ondan sonra televizyonumuz sürekli açık. Mutfakta bile televizyon var, yatak odasında bile televizyon var artık. Bu kadar bizi kuşatmışken, biz bu kadar medyayla haşır neşir bir durumdayken çocuğumuzu medyadan tamamen uzak tutamayız. Ama onu biraz sınırlandırabiliriz. Örnek olarak ondan sonra sosyal faaliyetlere ağırlık vererek, sanatsal faaliyetlere ağırlık vererek, atıyorum her gün evde hani yarım saat kitap okuma çok uzun, çok ütopik bir şey değildir. Evet. Her gün yarım saat evde kitap okunabilir. Çocuklarla etkili iletişim anlamında, babında işte onlarla günün kritiği yapılabilir. Oyunlar oynanabilir. Eşinle sohbet edebilirsin. Hani planlama aslında. Yine dediği başa dönüyoruz aslında. Planlama. Her şeyin başı planlama. Çocuğumuzu medyadan uzak tutmak yerine, ona yasaklama ve dayatma yapmak yerine ona sorumluluk bilincini aslında aşılarsak, İşte anlatırsak, senin bunu yapmanı istemiyorum ama neden? Yani çocuk nedenini öğrenmek ister. Evet. Yapmanı istemiyorum çünkü bu yayın senin yaşına göre uygun değil. Seni olumsuz şekilde etkileyecek. Bu yüzden ben bu yayını izlemeni istemiyorum. Ya da ben saatlerce senin oyun oynamanı istemiyorum. Çünkü ben seni özlüyorum. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Seninle bir şeyler yapmak istiyorum. Bak gözlerin kızardı, bak uykusuz kaldın, bak derslerindeki başarın düştü. Yani bu şekilde aslında çocuğa açıklarsak çocuk her şeyi anlar. Ha, gitmeyeceksin, bakmayacaksın, işte televizyonu kapatacaksın, bilgisayarını elinden alıyorum, yasakladım sana. Yani yasaklamak, yasaklar daha cazip geliyor biliyorsunuz. Evet. Yasaklamaktan ziyade biraz sorumluluk da yasak. İşte tamam, sen izleyebilirsin, işte bugünkü planımız, bugünkü kuralımız, bir saat izleyebilirsin. Ama bir saatten sonra ödevlerini ya da bir saatten önce bir ödevlerini yapalım. Evimizi bir toparlayalım, yemeğimizi falan yiyelim. Bu tarz sorumluluklar yüklersek çocuk hem o sorumlulukları daha güzel bir şekilde yapar,
Hem de kural olduğu için işte çocuğun kafası karışmaz. Tamam, bu bizim evimizin bir kuralı. Evet, daha mantıklı geliyor. Evet. Daha çok yapmak ister tabii, belki tabii, de. Tabii tabii, kesinlikle. Çünkü dediğiniz gibi yasaklar daha çok cazip geliyor. Aynen öyle. Umarım çocukları biraz olsun bilinçlendirebiliriz bu konuda. Çünkü gerçekten bu bizim için bir yara şu an. Kesinlikle, kesinlikle. Biz bu eğitimi, bu bilinçli medya kullanımı eğitimini ben 5 yıldır Bitlis'te farklı mecralarda veriyorum aslında. Evet. Aile destek merkezlerinde veriyorum. Kütüphanede birkaç defa verdim bu eğitimi. Aslında Bitlis halkı yüzüme yabancı değildir büyük ihtimalle. Aynı zamanda ASTEP personelim, hane ziyaretleri de yapıyoruz biz. Bu yüzden Bitlis merkezdeki bütün hanelerin kapısını çaldık. Evet. Çoğu vatandaşımız beni tanıyordur zaten. Evet. Biz bu eğitimi verdiğimiz zaman genellikle annelere veriyoruz bu eğitimleri. Keşke erkeklere de babalara da verebilsek ama öyle bir anneler daha duyarlı oluyor bence, evet, bu konuda. Kadınlar eğitim konusunda daha duyarlı olabiliyorlar. Annelere bu eğitimi verdiğimiz zaman annelerden tipik gelen soru, ben baş edemiyorum çocuğumla. Evet, İşte çocuğum sözümü dinlemiyor. Tamam, güzel diyorsunuz, hoş anlatıyorsunuz ama çocuğum yapmıyor, ne yapabilirim ben? Hep bu tarz sorular geliyor. Biz de hani burada diyoruz, aslında çocuğunuzun ebeveyni olduğunuz zaman, işte ona kural koyduğunuzda, sorumluluk verdiğinizde, bunu en başından yapacaksınız. Daha 6 aylık ek gıdaya geçmiş bebeğe televizyon karşısında, tablet karşısında sen yemek verirsen, o çocuk tablet karşısında yemek yemeyi, evet, öğrenir. Yani tabii ki de kesinlikle artık o çocuk kural tanımaz. Mızmızlanır, huysuzlanır. Ya vereceksiniz ya vereceksiniz. Yani hadi bakalım, birimizin telefonunu elinden alsınlar birileri. Yani kıyameti kopartırız, evet, hepimiz. Çünkü telefon bizim her şeyimiz. İçinde postalarımızı okuyoruz. İçinde her şey aslında içinde. Her hayat şeyimiz, onun içinde artık. Not defterini bile içinde tutuyoruz, evet, artık. Akıllı telefonlar o kadar çok günümüze, bize nüfuz etmiş durumda ki her şeyimiz içinde. E ne oluyor? Ailelere bunları söylüyoruz. Vallahi hocam haklısınız ama işte ne yapalım, yapamıyoruz. Biz de biraz kafa dinlemek istiyoruz falan diyorlar. Hani çocukları kafa dinlemek uğruna medyaya biraz hapsediyoruz aslında. Biraz üşengeçlik, evet, yapıyoruz bu konuda. Konuda aslında anne ve babanın kararının net olması da kesinlikle çok önemli. Kesin kararlı bir anne baba ebeveyn, çocuk bir ağlar, iki ağlar, üçüncüsüne der ki ya tamam ben ağlıyorum da olmuyor. Demek ki bu evin kuralı, bu evin kaidesi bu yani. Tamam madem öyle, ben annemin babamın sözünü, evet, dinleyeyim der yani. Bazı anneler de babalarla tehdit ediyor. Babana söylerim, şunu aynen, yaparım, bunu aynen yaparım. Öyle. O konuda da evet çok fazla, evet, şey, evet, oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Bu yüzden biz aslında dediğiniz gibi kesin kararlı olacağız çocuklarımızın karşısında. Çocuklar çok akıllılar. Bizi parmaklarında oynatıyorlar, evet, gerçekten yani. Öyle. Ağlamayı, mızmızlamayı da bizim davranışlarımızdan öğreniyorlar zaten. Bizim söylemlerimizden, onlara karşı tutarsız durumlarımızdan öğreniyorlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Doğru medya kullanımı, bilinçli medya kullanımı nasıl olmalıdır hocam? Önemi nedir bunun? Bizim doğru medya kullanımını açıklamamız için ilk önce biz medya araçlarından hangisini kullanmaya karar verdiğimizi, onu idrak edeceğiz. Mesela medyada biz ne demiştik medya tanımında? Basın yayın araçlarından ya da kitle iletişim araçlarından, dergi, gazete, televizyon, telefon ve yeni medya diye adlandırdığımız internet. Bunlardan hangi biriyle biz medya bilgilenmek ya da eğlenmek istiyoruz? Bunu bir seçeceğiz. İlk önce kaynağımızı seçeceğiz. Kaynağımızı seçtikten sonra bana verilen bu mesaj, bana verilen bu şey, önüme hazır sunulan bu olgu doğru bir şey mi? Ben bir karşılaştırmasını yapayım, bir, evet, inceleyeyim, bir irdeleyeyim gibisinden. Bu şekilde yaptığımız zaman doğru ve bilinçli kullanmış olacağız. Hocam bilgi kirliliği çok fazla var. Her konuda çok fazla gereksiz bilgi var. Bunlar nasıl korunabiliriz? Şimdi şöyle bir şey var. Bilgi kirliliği olgusu aslında enformasyon çağından, internet ortamından kaynaklanan bir olgu olmuş oldu. Nasıl oldu? Atıyorum herhangi bir marka, herhangi bir şey olsun, herhangi bir yüz olsun. Bununla ilgili bir ilaçtan, evet, örnek verelim. Herhangi bir ilaçla ilgili bakıyorsunuz, arıyorsunuz literatür, internetten literatür araması yapıyorsunuz. Bir sürü şey çıkıyor. O bir sürü çıkan şeylerden hangisi bilimsel acaba? Evet. Ona bakmamız lazım. Çünkü bilginin, o aradığımız şeylerin içinde kullanıcı yorumları da var. Adam diyor ki mesela, o ilacı kullandım, saçlarım dökülmeye başladı.
Başka biri de diyor ki ben o ilacı kullandım işte sivilcelerim çıkmaya başladı. Ötekisi diyor ki o ilacı kullandım uykusuzluk olmaya başladı. Kilo almaya başladım ya da işte hazımsızlık çekmeye başladım vesaire vesaire. Bunların hepsi bilgi olarak önümüze gelmiyor mu? Evet. Doğru bilgiyi biz bulabilir miyiz bunların arasında? Bulamayız. Maalesef. Yani ilacın etkileri dediğimiz olgu kişinin bünyesine göre değişiyor zaten ve doktorun izni olmadan, doktor yazmadan kullanılmaması gerekiyor. Bilgi kirliliğinin içinde sen kalkıp benim buram ağrıyor, ben hangi ilacı kullanmalıyım diye arayıp ilaç kendine temin edersen, kendine bir hastalık entegre edip o hastalığın ziyade neticesinde bir ilaç kendine entegre edersen o zaman ne olmuş olur? Bilgi kirliliğinden senden muzdarip olmuş olursun. Evet. Başka bir şekilde olursun. Bilgi kirliliğinden korunmak için şunu takip etmemiz lazım aslında. O kanalı, o haberi, o bilgiyi bize veren kanal daha önceki verdiği bilgilerde nasıldı? Objektif miydi? Yoksa taraflı mıydı? Yoksa yanlış mıydı? Yoksa doğru muydu? Buna bakmamız lazım. Daha önceki bilgileri doğru muydu? Daha önceki haberleri doğru muydu? Buna baktık, bunu geçtik. Sonra o bilgiyi bize sunan kişi. Mesela siz burada sunuculuk yapıyorsunuz. Siz burada Bitlis halkına bir bilgi veriyorsunuz. Sizin daha önceki sunuculuk dönemlerinizde ya da daha önceki sunuculuk yaptığınız zamanlarda siz verdiğiniz bilgilerde doğru muydunuz? Birbirini tutuyor mu bu evet. davranışlar, bu söylemler birbirini tutuyor mu? Yoksa siz anlık mı değişiyorsunuz? Buna göre de bakmak lazım. Yani söyleyene bakacağız. Bunu yaptıktan sonra bir de bizim bir beynimiz var, aklımız var. Eleştiri süzgecimizden de bir geçireceğiz. Yani nasıl geçireceğiz? Diyeceğiz ki ha tamam bu bilgi böyleymiş. Her zaman işte bir resim vardır. Çocuklara genelde eğitim verirken veririz işte. Bir haber vardır. Haberin bir kısmını kameraman çekiyordur. Bir aslında büyük kısmı, resmin büyük kısmına baktığımız zaman adam kadını bıçakla takip ediyor. Ama resmin küçük kısmına baktığımızda aslında bıçakla takip eden adam değil kadın. Yani haber evet. evrilmiş oldu, çevrilmiş evet. oldu başka bir olaya. Bu yüzden söyleyene, eleştiri süzgecine, kanalımıza bunlara baktıktan sonra biz aslında ham bilgiye ulaşmış oluruz, doğru bilgiye ulaşmış oluruz. Doğru bilgiye ulaştığımız zaman da bilgi kirliliğinden zaten minimum düzeyde etkileniriz. Bu ister haber kanalları için olsun, televizyon için olsun, eğlence aracı için olsun, isterseniz de dergi gazete için olsun çünkü illaki taraflı olabiliyorlar. Ham bilgiyi bize sunabilen kişiler bilgi kirliliğinden bizi daha fazla koruyan kişilerdir, yayınlardır, kuruluşlardır. Onun dışında internette de internet en fazla bilgi kirliliğinin olduğu yerdir. Bunun sebebi de kullanıcı yorumlarının çok fazla, ziyadesiyle fazla olmasından kaynaklanıyor. Evet, maalesef. Biz kullanıcı yorumlarını bilgi olarak aslında kale almayacağız. Bunu eleştiri süzgecimizden geçireceğiz. Bunun aslında bizim gibi bir kullanıcı tarafından işte kullanıp ya da işte yaşayıp yazdığı bir deneyim, bir tecrübe olarak göreceğiz bunu. Biz aslında bunun akademik boyutuna bakacağız. Yani o bilginin akademik boyutu nedir? Atıyorum çocuğum geç konuşuyor. Arıyoruz internette. Çocuk geç konuşmaya başladı. Çocuğum geç konuşuyor, ismine cevap vermiyor. İnternette arıyorsun. Oh, otizm. Çocuk otizm. Çocukta hiçbir şey yok ama. Direkt çocuğa otizm yaftasını yapıştırıyoruz. Evet. Otizm yaftasını yapıştırdıktan sonra işte benim çocuğum otizm, çocuğum konuşamıyor, çocuğum ismine cevap vermiyor. Bir dur, bir sakinleş, bir nefes al. Senin çocuğun otizm değildir. Yani senin çocuğun belki uyaran eksikliğinden geç konuşuyordur. Senin çocuğun belki sen ona ismini değil de isminden başka şeylerle seslendiğin için kendi ismine cevap vermiyordur. Biz ne yapıyoruz mesela çocuğumuza şey diyoruz prensesim işte paşam evet. aslanım bilmem ne falan bu tarz şeyler diyoruz. Çocuğa ismine hiç hitap etmiyoruz. Çocuk ismini bilmiyor. Çocuk ismini prensesim olarak diyebiliyor, aslanım diyebiliyor. Bu yüzden ismine cevap vermemesi illaki onun otizm olduğunu göstermez. Bir dur, bir uzmana göster. Bir gözlemle daha sonra uzman onu gördükten sonra otizmde. Sen o internetteki birkaç yoruma aldanarak bilgi kirliliğinin içine çekilerek o girdaba çekilerek çocuğuna yafta yapıştırma. Psikolojikmen de çöküş oluyor kendilerinde. Tabii ki de evet. çok kötü bir durum oluyor yani. O bilgi kirliliğinin etkisi işte. Evet. O bilgi kirliliğinden ancak dediğim gibi kaynağımızı bulacağız. Söyleyene bakacağız. Eleştiri süzgecimizden de geçireceğiz.
eleştiri süzgecimizden geçirdikten sonra da biz kendimizce doğru bilgiye aslında ulaşmış olacağız. Evet, az önce eğlence aracından bahsettiniz de eğlence aracı olarak medya kullanımı hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki de. Eğlence aracı olarak medya dediğimiz zaman aslında aklımıza direkt televizyon geliyor. Bizim gecelerimizi, akşamlarımızı, işte gündüzlerimizi neşelendiren işte konserler, televizyon programları. Evet. Ondan sonra bilmeceler, bulmacalar, kelime oyunları. Evet. Ondan sonra başka neler var? Diziler, filmler, çizgi filmler, aksiyon filmleri vesaire. Bunlar aslında bize eğlence olarak sunulan olgu oluyor ve televizyon olmuş oluyor. Televizyonun renkli bir dünyası var. İnsanı çok da güzel eğlendiriyor, gününü geçiriyor. Biz burada aslında televizyona örnek verebiliriz eğlence aracı olarak. Yani televizyon kullanımını da çok fazla yapmamamız lazım aslında. Eğlence aracı olarak tamam kullanacağız ama şöyle yapıyor mesela vatandaşımız. İşten geliyor ya da dışarıdan geliyor. Gelir gelmez daha üstünü değiştirmeden televizyonu açıyor. Yeter ki evde bir ses olsun. Evet. Bir ses olsun. O televizyonun önüne de geçmiyorsun. Ya sen boşuna elektrik israfı yapıyorsun zaten orada. Artı bir de ister istemez bu şekilde ekran bağımlısı oluyorsun. Ekran bağımlısı olmadan, aşırıya kaçmadan eğlence aracını tabii ki de ailemizle beraber izleyebileceğimiz olguları inceleyerek, eleştirerek, sorarak, gerekirse RTÜK, RTÜK'ün kendi sayfasına ya da telefon numarasından arayarak işte ben bunu ailemle beraber izleyebilir miyim? Akıllı işaretler de var zaten. Akıllı evet. işaretlere uygun bir şekilde. Ben bunu çocuğumla izleyebilir miyim? Ailemle izleyebilir miyim? İzleyebiliyorsak ailemizle beraber izleyebileceğimiz bir ortam oluşturup beraber eğlenebiliriz tabii ki de. Biz hani medyayı bu kadar eleştiriyoruz. Medyadan uzak duralım diye değil. Evet. Sadece medyanın çok cazibeli bir durumu var. İnsanı bağımlı hale getirebiliyor ki insan da fıtraten bağımlı olmaya yatkın meyillidir. Bir... Aynen, kesinlikle meyillidir, yatkındır. Bu yüzden biz bağımlı olmadan planlayarak eğlence aracı olarak kullanabiliriz tabii ki de bir şey televizyonu. Peki hocam, medya kullanım araçları bağımlılık yapar mı? Yapar. Medya bağımlılık. Ekran bağımlılığından ekran... da bahsettiniz. Onu aynen, biraz kesinlikle açalım. Yapar. Şöyle yapalım, şöyle telefondan örnek verelim. Haberlerde mesela birkaç haber gördüm ben. Hamile kadın WhatsApp yazışmasından kolu uyuşuyor, erken doğuma geçiyor. Aşırı medya kullanımı. Ondan sonra selfie çekme hastalığı var mesela. Çekiyor çekiyor, kendini şu açıdan beğenmiyor, bu açıdan beğenmiyor. Ben hiç güzel değilmişim. Aslında ya da şeyde filtreler var bir sürü. Bir evet. sürü filtre koyuyorlar. O filtrelerde çok mükemmel, çok pürüzsüz bir cilt. İşte büyük gözler, güzel kirpikler, güzel dudaklar. İşte lekesiz cilt falan orada bakıyor, bir de aynadan kendine bakıyor, çok insanda bir depresyon oluşuyor, evet. bir bunalıma girebiliyorsun. Ziyadesiyle zayıf bir dönemdeysen, depresyona meyilli bir dönemdeysen bunalıma girebiliyorsun ve bunun haberleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam, intihar ediyor genç yaşta bir erkek, intihar ediyor. Bu yüzden medya kesinlikle bağımlılık yapar. Ve bağımlılık yaptığı esnada da bize olumsuz etkilerini kesinlikle lanse eder. Çocuk üzerinden gidelim. Çünkü biz çocuk eğitimlerine çok fazla, aile eğitimlerine çok fazla önem veriyoruz. Zaten bakanlığımızın temel misyonlarından bir tane de aile eğitimlerine önem vererek sağlıklı nesiller, sağlıklı çocuklar yetiştirmeye çalışma. Çocuklar bizim geleceğimiz çünkü. Evet. Aile üzerinden örnek verebilirsek, çocuk üzerinden örnek verirsek, çocuk... Yemek yerken telefon, tablet. Çocuk işte annesi babası ne bileyim yemek yaparken, bulaşık yıkarken, temizlik yaparken güvenli olsun diye işte oyalansın, hareket etmesin, ses çıkarmasın diye internet, televizyon, tablet. Dışarı çıkıyorsunuz aman şey yapmasın, aman bağırmasın, beni rezil etmesin, her şeye dokunmasın, etrafı karıştırmasın, telefon, tablet yine. Bu çocuk bağımlı olmaz mı? Bağımlı maalesef. Olur. Ben yemek temel ihtiyaç değil mi? Evet. Çocuk diyecek ki ya yemek benim temel ihtiyacım değil ki. Benim temel ihtiyacım telefon. Sen bana telefonu ver ki ben yemek yiyeyim. Öyle alışacak. Biz çocuğu nasıl yetiştirirsek emin olun çocuk o şekilde büyür. O şekilde büyüdükten sonra da kendi çocuklarını o şekilde büyütür. Ve bu anlamda çocuk bağımlı oluyor. Sonra ne oluyor? Sözümüzü dinlemiyor.
Hocam sözünüzü dinlemiyor çocuk. Dinlemez tabii ki de. Çocuk bağımlı olmuş. Artık hani kahve ve çikolata bağımlılık yapıyor diyoruz ya. Evet. Fazlasının zararlı olduğu söyleniyor. Artık bağımlılık literatürüne ekran bağımlılığını da eklemiş durumdayız. Ve bunu ruh ve sinir hastalıklarında tedavi altına alıyorlar uzmanlar. Evet, zaten telefondan uzaklaştırmaya çalışınca bile çocuklar, yani 5-6 yaş grubundan bahsediyorum, çok fazla büyük çocuklar hırçın oluyorlar. Hani söz dinlemiyorlar ve her türlü böyle şekle giriyorlar, yani çok kötü oluyor. Ve bunu aslında bir ödül olarak görüyorlar. Ödevimi evet. yaparsam bu telefonu alabilirim. Evet. Ya da şu görevimi yaparsam bu telefon, onu görevi yapmak için değil de telefonu almak için Kesinlikle. Yapıyorlar aslında. Kesinlikle. Maalesef bu biraz... O hırçınlaşma sebebi niye oluşuyor biliyor musunuz? Biz çocuğa öyle öğretiyoruz çünkü. Çocuk hırçınlaşmayı biliyor muydu? Anne karnından o şekilde mi doğdu? Ağlayarak, zırlayarak işte... Ben istiyorum. Kendini yerden yere vuran çocuklar var, evet, ya. Evet, evet. Bazen maalesef. Belki dışarılarda yemek yediğiniz yerlerde ya da kafelerde falan görüyorsunuzdur. Anne çok mahcup bir duruma düşüyor orada işte. Çocuk ağlıyor, şey yapıyor falan. Etraftaki herkes ona bakıyor. Anne o kadar çok büyük bir baskı altına giriyor ki ya tamam al 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 diyor. Çocuk bunu öğreniyor. Evet, ben annemi ağlarsam... rezil edersem, ağlarsam, işte hırçınlık geçirirsem, özellikle kalabalık yerlerde. Mesela annelerden hep bunu duyuyoruz. Hocam yalnızken tamam da kalabalık bir yere girdiğimiz zaman hiç dinlemiyor beni. Çocuk bunu da öğreniyor. Evet. Çünkü yalnızken sen daha kararlı duruyorsun. Kalabalık bir yerdeyken sen şey yapıyorsun. Ya tamam sesi çıkmasın, ben bir 5 dakika vereyim. Çocuk bunu öğreniyor. 1, 2, 3, 4. Çocuk genellemeyi öğrendi. Nedir? Tamam, ben demek ki annem komşuya gittiği zaman ben anneme şu şekil yaparsam annem komşuyla rahat konuşabilmek adına bana telefon verebilir. He, o zaman annemle ben komşuya bir gideyim. Evet. Çocuk bunu öğreniyor. Çocuklar çok zeki, bizi parmaklarında oynatıyorlar, evet, maalesef. Yani. Maalesef arkadaş ortamları yok, hı-hı, paylaşım yok, evet, kabullenme hiç yok. Kesinlikle, kesinlikle. O hırçınlaşma da anne babanın yanlış tutumundan, kararsız durumundan aslında, evet, kaynaklanıyor. Maalesef. Yani yine sebep biziz aslında. Evet. Bağımlılığı azaltmak adına neler yapmalıyız hocam? Bağımlılığı azaltmak adına çocuklara ekstra faaliyetler düzenleyebiliriz. Ama bu faaliyetleri tabii ki de ailecek uyacağız. Mesela çocuğa senin kitap okuma saatin geldi, hadi git kitabını oku deyip elimizde kumandayla televizyonun karşısında oturmayacağız. Biz ilk önce bir örnek teşkil edeceğiz, evet, çocuğumuza. Hadi bakalım çocuğum, hadi bakalım kızım, hadi bakalım oğlum. Bizim kitap okuma saatimiz geldi. Yani günlük 15 dakika olsun, yarım saat olsun. Yeter ki o aşılansın ya. Kesinlikle o şey aşılansın. O kitap okuma zihniyeti, işte biz televizyonu kapatabiliyoruz zihniyeti çocuğa bir aşılansın. Ya da şöyle, çocuğa diyorsun ki telefon kullanmak yok. Ama bunu söylerken elinde telefon var. Evet. Çocuk seni dinler mi? Sen rol model değilsin ki, doğru bir rol model değilsin. Çocuk asla seni dinlemez. Sen niye bakıyorsun der hatta. Bazı böyle özgüveni yüksek çocuklar, işte biz onlara böyle fena çocuklar deriz. O evet, özgüveni yüksek çocuklar şey der. Sen niye bakıyorsun? Ben de senin gibi değil miyim? Ben de bakmak istiyorum. Benim de ihtiyacım var buna diye patır patır cevap veriyor bize ya. Yani bu zamanın çocukları. Maalesef. Bu yüzden en büyük örnek bizim için rol model. Doğru rol model olabilmemiz önemli aslında. Doğru rol model olduktan sonra uygun etkinlikler. Çocuğumuza, eşimize, daha doğrusu ailemize uygun bir etkinliğimiz var mı? Komşu ziyareti yapalım. Bir büyükleri arayalım. Büyükleri mesela. Yani o da bir medya olmuş oluyor aslında. Medyadan ama en azından onu da öğrenmiş olur. Tabii büyüklerimiz var ve onların aranması gerekiyor. Onların hani hal hatırının sorulması gerektiğini de bilir. Tabii çünkü şimdiki gençlik, yani Z kuşağı diyorlardı ama... Evet. Etiketi yapıştırdılar gençler ama hiçbir şekilde bir büyüğü sorma ya da ne bileyim öyle bir şey hiç yok yani hayatlarında. Böyle bunun olmamasının sebebi de kesinlikle aslında medya çok hayatlarının içlerinde olmasından dolayı. Evet. Mesela anneler babalar kendi babaları anneleriyle, işte amcaları dayılarıyla telefonda konuşuyorlar. Çocuğa bir türlü getiremiyorsun konuş diye. Evet. Niye? Televizyonda çizgi filmi var çünkü. Çünkü telefonda işte onun oyunu var, o oyunu geçmesi gerekiyor. Yine medya aslında. Yani biz bunu aşılayamadığımızdan ziyade biz medya bağımlısı bir çocuk, bir nesil yetiştirdiğimiz için aslında sizin de söylediğiniz o nokta değerler eğitimi. Değerler eğitiminde bile pasif duruma düşmüş oluyoruz. Büyükleri ziyaret etmek, aramak, sormak. Bu bizim, evet, bir değerimiz yani. Büyüklere saygı, onları sorma.
bu değerlere eğitim. Bir bayramda bile artık eskisi gibi çocuklar. Zorla çocukları konuşturuyoruz. Babaanneyle, işte dedeyle, anneanneyle, dayıyla, amcayla maalesef falan. Çünkü çocuk konuşmak istemiyor. Çünkü daha önemli bir işi var. Onu cezbeden büyülü bir dünya var. Hızlı akan işte reklam kuşağı. Çocuklar reklamları da izlemeyi çok severler. Evet. Çünkü çok hızlı akıyor. Ve hızlı akıyor ve çok renkli bir dünya. Medya içerikleri çocuklar çok etkiliyor değil mi hocam? Kesinlikle çok etkiliyor. Nasıl etkiler? Bunu nasıl önüne geçebiliriz? Medya içerikleri çocukları etkiliyor. Çocuklarla beraber yetişkinleri de etkiliyor. Nasıl etkiliyor medya içerikleri çocukları? Şiddet eğilimi mesela. Çok fazla. Mesela bir oyun. Oyun da bir medya türüdür. Bunu ister bilgisayar üzerinden, ister tablet üzerinden, ister telefon üzerinden gerçekleştirsin. Şiddet içerikli bir oyun çocuğa sürekli vurma eğilimini gösterir. Çocuk ister istemez vurur. İşte farklı tepkiler geliştirir. Ondan sonra medyada hazırlıksız bir şekilde bulunan bir çocuk, internet kullanan mesela 19-10 yaşlarında bir çocuk diyelim. Evet. Medya, interneti kullanıyor. İşte annesinin babasının sorumluluğu olmadan, bilinci olmadan, annesinin babasının gözetimi dışında medyayı kullanıyor. İnternete, arama motoruna bir şey yazıyor. Of, dışarıdan bir şey duymuş. Herhangi bir kelime. Arama motoruna yazıyor. Arama motoruna yazdıktan sonra bu çocuğun karşısına çıkan şeyler, "Aa sen 9-10 yaşındasın, dur, senin önüne bunları çıkarmayalım mı?" diyor. Yoksa her şeyi mi çıkarıyor? Her şeyi çıkarıyor maalesef. Her şeyi çıkarıyor. Çocukta ne oldu? İşte cinsel içerikli şeyler de öğrenebilir 9-10 yaşındaki bir çocuk. Evet. Ondan sonra şiddet içerikli şeyler de öğrenebilir 9-10 yaşındaki çocuk. Ondan sonra öğrenmemesi gereken, izlememesi gereken şeyler de izleyebilir. Çocuk hazır değil bu bilgiye, hazır bulunuşluk içerisinde değil. Çünkü eğitimde bile aşamalı bir şekilde ilerler her şey. Birinci sınıfta sen ilk önce işte çizgi çizmeyi öğrenirsin, harfleri öğrenirsin, birleştirmeyi öğrenirsin. Sonra matematiğe geçersin. Aşamalı bir şekilde. Daha sonra üstüne başka bir şey eklenir, başka bir şey, başka bir şey. Bu şekilde bu devam eder. Eğitimde aşamalılık ilkesidir bu. Evet. Ama sen medyada aşamalılık ilkesine çocuğu bırakmıyorsun ki. Çocuk arama motoruna ne yazarsa yazsın tak diye önüne çıkıyor. Cinsel içerikli olsun, şiddet içerikli olsun ya da işte yaşının çok çok üstünde bir şey olsun. Fark etmez. Bunlara merak duydukları için aslında bunu hayata geçirmeyi de düşünüyorlar. Şiddet olsun, tabii, dediğiniz gibi cinsel içerikli şeyler olsun. Kesinlikle. Bunları hayatlarına da geçiriyorlar maalesef. Aynen öyle. Mesela o anaokul yaşındaki çocuklar işte şey, "Aa ben bu kızdan hoşlanıyorum. Evet. Bu benim kız arkadaşım olsun, ben bununla evleneceğim." Ya çocuk bunu nereden biliyor? Hoşlanmayı nereden biliyor çocuk? Anaokul yaşında 5-6 yaşındaki bir çocuk. Hoşlantıyı nereden biliyor? İşte dudaktan öpme eğilimini nereden biliyor? Ya rol model olarak anne babasından görüyor ya da izlediği şeylerden görüyor. İzlediği evet şeylerde de hani sen 5-6 yaşındasın. Dur çocuğum işte sen bakma 5-6 yaşındasın demiyor yani. Her şeyi önüne getiriyor. Çocuk sürekli vurma eğiliminde. İşte şey bir ara bir haber olmuştu. Pokemon diye bir çizgi film evet vardı. İşte orada çeşitli animasyon hayvanlar, animasyon türündeki hayvanlar farklı güçlere sahip oluyorlar. Oradan oraya atlıyor, oradan oraya atlıyor. Hiçbir şey olmuyor o hayvanlara. Çocuğun bir tanesi de bu gerçekleşmiş bir haberdi yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zaman önceydi, yıllar önceydi. Çocuk kendini ben Pokemon'um diye kaçıncı kattan aşağı atmıştı. Evet. Yani çok fazla etkisi var evet. Medyanın işte zararlı bir içeriği yani bu. Bu içerik çocuğu etkiledi mi? Etkiledi çocuğun hayatına, belki de sakat kalmasına, ömrünün sonuna kadar sakat kalmasına sebep oldu. Ailesini de etkiledi bu durumda. Bu yüzden hani bu tarz 5 dakikalık rahat nefes alayım. 5 dakika ben çocuğumla bir kafamı dinleyeyim, bir uyuyayım, bir yemeğimi yiyeyim gibisinden çocuklarımızı medya önüne feda etmeyelim. Televizyon önüne, tablet önüne, bilgisayar önüne feda etmeyelim. Gerek yok ya. Zaten evet çocukların yatma saati 9.30-10. Yayın kuşaklarının tamamı da zaten 9'dan sonra, 9.30'dan sonra başlıyor. 9.30-10'dan sonra çocuğunuzu uyuttuktan sonra, onunla yeterli kaliteli bir zaman geçirdikten sonra emin olun sizin de içiniz rahat edecek zaten. Evet. İçiniz rahat edince siz çocuğunuzu yatırdıktan sonra isterseniz bir televizyon izlersiniz eşinizle beraber. İsterseniz
İnternetten arkadaşlarınızla görüşürsünüz ya da bir kitap okursunuz. Size de kalmış bir şey. Ama çocuklarımıza rol model olmamız lazım. Kesinlikle çocukları çok derecede, aşırı derecede etkiliyor. Bu diziler mesela. Evet. Ayakkabıyla içeri eve girme kültürü bizim kültürümüzde yok. Bu tamamen yabancı bir kültür. Ama görüyoruz mesela çocuklar buna özeniyor. Evet. İşte erken yaşta kız arkadaş, erkek arkadaş edinme, çocuklar buna özeniyor. Okuldan kaçma, işte dersi ektim, bu artık popüler bir şey haline geliyor. Aa, sen hiç hayatın boyunca ders ekmedin mi? Çocuklar bunu dalga konusu evet, haline getiriyorlar birbirlerine. Yani birbirini etkiliyor maalesef medya içerikleri. Çocuklarda değil aslında, gençlerde de çok fazla oluyor bu. Hı-hı. Özellikle çekilen videolar de var. Fenomen olma amacıyla evet, çatıya çıkanlar mı dersiniz, pencerenin önünde çekilen videolar mı dersiniz ve bu can kaybına da sebep oluyor artık. Evet. Umarım bunların da önüne geçilir bir an önce. Kesinlikle. Zaten yeni bir kazanç yeri artık sosyal medya üzerinden. İşte farklı şeyler, farklı etkinlikler yaparak, dediğiniz gibi işte çatıya çıkarak. Yok işte ben bir dakikada bu kadar acı biberi yiyebilecek miyim? Evet. Bunları yaparak mesela. Çocuklar da bunlara özeniyor. Çünkü bunların karşılığında o gençler hiçbir şekilde çaba sarf etmeden, yorulmadan yani çok büyük, uçuk bir derecede paralar kazanıyorlar. Evet. Haliyle, o da onlara cazip geliyor. Cazip geliyor haliyle. Çünkü bizim fıtrat olarak hazır para, İşte çok yorulmadan, çok emek sarf etmeden hazır para gençlerimize fıtrat olarak uygun geliyor. Ben niye okul okuyayım? Niye o kadar yıpratayım kendimi? Bak işte şu 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 çatıya çıktı, şöyle yaptı, bu kadar tık aldı, bu kadar tik aldı, bu kadar beğeni aldı evet, gibisinden. Bu yüzden bu bile gençlerimizi etkiliyor. Bakın okul hayatlarını etkiliyor. Bu influencer dediğimiz kişilerin tutumları, davranışları, gençlerimizin eğitim hayatını, eğitimdeki seçim noktalarını bile etkiliyor. Maalesef kötü bir medya kullanımı var şu an. Evet. Akıllı işaretlerden siz bahsetmiştiniz. Hı-hı. Filmleri, dizileri anlatırken. Akıllı işaretler nedir? Ne işe yarar? Bunlardan bahsedelim. Akıllı işaretler aslında ebeveynler için yapılmış. Çocuklar için değil, ebeveynlerin görmesi için yapılmış sistemler. Her programın öncesinde ya da programın işte sağ üst köşesi ya da sol üst köşesi bir yerinde olur. İşte evet, artı 13, artı 7, işte şiddet içeriklidir ya da işte cinsel içeriklidir gibisinden bu tarz işaretler vardır. Bu işaretlerin amacı ebeveynlere çocukların izleyememesi ya da izlemesi gereken program olup olmadığını gösterir bize. Ve RTÜK'ün uyguladığı çok güzel bir uygulama evet, aslında. Buna bizim uymamız lazım. Anne baba olarak bizlerin uymamız lazım. Programın başında ya da program yayınların genelde yayın akışları, kanalların yayın akışları oluyor. Sen o yayın akışına bakacaksın. Bu akşam işte bu saatlerde bu program var. Bu programın işte akıllı işaret logosu nedir? Bunu gerekirse RTÜK'ü arayacağız, soracağız. Gerekirse RTÜK'ün sitesinden bakacağız. Gerekirse kanalın yayın akışını, işte kanalın kendisini arayıp soracağız. Ve bunu da çocuğumuzun önünde yapacağız. Evet. Örnek teşkil edebilmek için. Diyeceğiz ki işte bu kanal, bu program bizim beraber izleyebileceğimiz bir program. Ya da hayır, bu bizim beraber izleyebileceğimiz bir program değil. Çünkü bu program artı 7. Benim çocuğumla de izleyebileceğim değil, bir evet, program değil. Tamam, ben kendim izleyebilirim. Ben kendim izliyorum diye benim çocuğum benimle izleyemez ama. Beraber yapabileceğimiz bir etkinlik değil bu. Beraber yapamayacağımız için ya da cinsel içerikli. O dedik ya hani 6 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk dudaktan öpmeyi nereden biliyor? Evet. Şimdiki dizilerin hemen hemen hepsinde bu tarz şeylerin hepsi maalesef çok doğal, doğal bir şekilde karşılanıyor. Olmadığı zaman hatta kullanıcılar hadi hadi işte artık bir kere öpüşsünler gibisinden bir işte şey yaratıyorlar evet, sosyal medya üzerinden. Bu bağlamda cinsel içerikliyse, artı 13 ise, işte artı 7 ise, işte ne bileyim farklı bir şeyse bu işaretlere uygun bir şekilde davranıp akşamımızı ona göre planlayacağız. Yani gerekirse internetten onun yaşına uygun bir şey açarız, izleriz. Eğer izlememiz gerekiyorsa o günlük bir saatlik, iki saatlik. Evet. Yoksa başka bir etkinlik yaparız. Resim yapma, işte puzzle, işte
Ne olabilir? Aslında onu yaparken de ebeveynlerin gözü ya telefondadır ya da televizyondadır. Maalesef kapatacağız işte evet, onu. Evet, işte onu kapatamıyorlar. İşte onu kapatacağız. O olmayacak, kesinlikle önüne olmayacak. Önüne geçirmesi o. Gerekiyor mutlaka. Örnek dediğimiz gibi hani ben mesela dedim ya, telefon annenin elinde, sana telefon yok. Olmaz evet. Öyle. Yani o telefonu elinden bırak bir zahmet. Bir elinden bırak, ondan sonra çocuğa söyle bırakma. Maalesef bu konular bizim için derin yaralar diye. Kesinlikle. Çağımızın yani gerekliliği bu, yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece bu konunun amacı, aslında konunun ismi de zaten bilinçli medya kullanımı. Evet. Biz asla medyadan kendimizi uzak tutalım demiyoruz. Diyemeyiz de zaten. Medya bizi kuşatmış durumda. Her yerde var. Yani en basitinden bir korona dönemi geçirdik, bir pandemi dönemi geçirdik. Çocuklarımız yaklaşık bir yıldan fazla okullarına gitmediler. Evet. Uzaktan eğitimden sürekli online bir şekilde, tabletten, televizyondan, işte bilgisayardan eğitim gördüler çocuklarımız. Bizler mesela çoğumuz evden çalıştık. Bunların evet. Hepsini medya aracılığıyla yaptık. İşte toplantılarımızın hepsini artık yüz yüze değil de online bir şekilde götürüyoruz. Bu bizim aslında bizim için bir nimet. Yani ama çok güzel bir kötü olgu. Kötü kullanıyoruz. İşte bilinçsiz kullanım. İşte evet. Burada da bilinçli kullanım çok önemli. Biz bilinçli kullandığımız zaman işte yeme içmenin, uykunun önüne getirmezsek işte şey, alışveriş mesela, internetten alışveriş. Allah'ım o kadar çok fazla rağbet görüyor ki. Evet. Çok güzel bir şey. Yorulmuyorsun. Zamandan tasarruf ediyorsun. Alıyorsun. Evine geliyor. Eline geliyor. Evet. Sen yorulmuyorsun hiçbir şekilde. Güzel bir şey ama sen kalkıp bir aylık maaşının hepsini sen o alışverişe yatırırsan kusura bakma bu artık yani can yakan bir olgu olmuş oluyor. Sonra da ne oluyor? İşte ya babanla kavga ediyorsun ya eşinle kavga ediyorsun. Ne oluyor? Sen ne yaptın? Evet. Sen ne yaptın bu kadar? Huzursuzluk. Yine huzursuzluk. Yine huzursuzluk. Yine sıkıntılar. Yani temel kelimemiz aslında bilinç. Evet, bilinçli bilinç. Kullanım. Önemli. Bilinçli kullanırsak tamamdır. Medyanın zararlı içeriğinden çocukları nasıl uzaklaştırabiliriz hocam? Medyanın zararlı içeriğinden akıllı işaretler dediğimiz o olguyla. En başta olguya dikkat edeceğiz. Biz öncesinden plan yapacağız. Medyanın içeriğine mesela biz o gün televizyon izleyeceğiz atıyorum. Önceden bakacağız o akışa. Uygun mu değil mi? Akıllı işaretler tamam. İzleyebiliriz. Okey. Ondan sonrasında izleyemeyeceğimiz bir kanal ise eğer, izleyemeyeceğimiz bir program ise ya da bakamayacağımız bir durum ise sınırlandırma yapacağız çocuğumuza. Evet. Atıyorum biz bir çocuğumuz odasında bilgisayar kurmayacağız. Çocukların odasında bilgisayar kurulmaz. Bu kesinlikle benim görüşümdür ve bence kesinlikle her anne babanın yapması gereken bir şeydir. Çocuğun odasına bilgisayar koyman senin güzel bir, sağlıklı işte, çok iletişimi yüksek, çok ilgili bir anne baba yapmıyor. Çünkü sen uyuduktan sonra o çocuk o bilgisayarda ne yapıyor? Evet. Takibini yapabiliyor musun? Maalesef. Yapamıyorsun takibini. Sen o bilgisayarı eğer masaüstüyse salona kuracaksın. Ve kullanırken çocuğunu denetleyeceksin. Ki birdenbire pat diye önüne başka bir şey çıkmasın. Evet. Bu her şey olabilir. Bu cinsel içerikli bir şey olabilir. Bu şiddet içerikli bir şey olabilir. Siber dolandırıcılık olabilir. Çünkü artık sosyal medya kullanım yaşı gittikçe düşüyor. Çocuklarımız ister istemez arkadaşlarından da etkilenerek sosyal medyayı kullanıyorlar. Maalesef. Sosyal medyada kendisini sürekli açık bir halde çocuk teşhir ediyor. Fotoğrafları, bilgileri, okulu, işte yaptığı etkinliklerin hepsini paylaşıyor. Kötü niyetli insanlara, istismara açık bir hale geliyor mu? Geliyor. Çocuk daha sonrasında işte o istismara açık hale geldikten sonra farklı şekilde kullanılabiliyor. Biz çocuğu bunlardan koruyabilmemiz için, bu zararlı şeylerden koruyabilmemiz için sınırlandırma yapacağız. Sınırlandırmayı da ona sorumluluk katarak yapacağız. Ona yasaklamadan ziyade, dayatmadan ziyade. Evet. İşte sen mesela bilgisayarı odasına kurarsan çocuğa istediğin kadar yasaklama getir. Çocuk o yasağı çiğneyebilir çünkü cezbedici bir ortamdır internet ortamı. Çocuk uykusundan ödün verir, girer. Ya çocuğu geç şu zamanda yani anne babalar bile bağımlı hale geliyorlar. Yetişkin insanlar bile bağımlı haldeler. Evet. İşte yemek yerken bile aman ben bir şu okeyi bir oynayayım. Yemek yerken bile okey oynayan insanları görüyorum ben. Bu bağlamda zararlı içerikten korunma durumu sınırlandırma yaparak
olur anca. Ama bu sınırlandırmayı da dayatma yapmadan sorumluluk yükleyerek yapmamız lazım. Teşekkür ediyoruz hocam. Kısa bir araya girmek zorundayım. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız değerli izleyicilerimiz. Ayrılmayın. Sabiha'dan sonra yeniden beraberiz değerli izleyicilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam tüketimle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Medya tüketimi etkiler mi? Etkiler. Medya her şeyi etkiliyor. Hayatımızın her evresini etkiliyor. Tüketimi de büyük bir ölçüde etkiliyor. Şöyle örnek verelim. Televizyondan örnek verecek olursak reklam kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Reklamları seyrettiğiniz zaman fark ederseniz hep ünlü bir yüz vardır. Evet. İşte hep böyle aile sofraları, işte sizin olmazsa olmazınız. Eğer ki o ürünü almazsanız kendinizi çok eksik hissedersiniz. O ürün olmazsa aslında şampuan reklamında işte saçlarınız çok sönük durabilir. Çok ünlü, saçları yüksek, hacimli bir ünlünün yüzünü getirip gösteriyorlar. Ve ne oluyor? Siz buna İnanıyorsunuz çünkü bir çıkıyor, iki çıkıyor, üç çıkıyor. Dördüncüsüne diyorsunuz ki ha tamam, demek ki benim ihtiyacım olan şey aslında bu. Bu reklam yüzü olarak kullandıkları kişi de ünlü bir kişi ve benim sevdiğim bir kişi. Ben onu seviyorum. Onun aslında doğru bir şey söylediğine eminim ben. Bu yüzden ben o şampuanı almalıyım. Evet. Ya da işte içecek reklamları oluyor. Ben bu işte içecek reklamında şey diyor, büyük geniş aile sofraları kuruluyor. Sizin sofralarınızı böyle neşeli hale getiren aslında bu içecek. Sizi böyle böyle... Miş gibi. Evet, sizi böyle böyle tüketme çılgınlığına, tüketim çılgınlığına götürmeye başlıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki ayın sonunda kapının önünde bir sürü kargolar, işte bir sürü faturalar, fişler. Medya bizi bu şekilde tüketim çılgınlığına götürüyor. Tabii ki de kesinlikle dediğimiz gibi aradan önce söylemiştik. İnternet üzerinden alışveriş yapmak hayatımızı çok kolaylaştıran bir olgu haline geldi. Zamandan tasarruf ediyoruz, yorulmuyoruz, kapımıza kadar geliyor. İşte beğenmediğimiz zaman iadesini rahat bir şekilde yapabiliyoruz. İşte internet üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyoruz. Bazıları kapıda ödeme yapıyor. Bu güzel bir nimet. Ama işte bu güzel nimet olunca her önümüze geleni almaya gayret gösteriyoruz. İşte influencer dediğimiz kişiler. Evet. Hemen tiki kaldır. Bir şey öneriyor, hemen tiki kaldır. Ama şunu da bilincinde olmamız lazım. O influencer, o sevdiğimiz insan, günden işte her gün bloğunu takip ettiğimiz, her gün acaba bugün ne paylaşmış diye baktığımız insan bundan para kazanıyor. Yani bu onun işi. Kullanmadığı bir şeyi de size önerebilir. Evet. Ya da kullanıp işte memnun kalmadığı şeyi de size önerebilir. Çünkü bu onun işi. Yapmak zorunda. İşte bir insanın işi gereği 24 saat gülmek durumunda oluyor ya. Bu da onun işi, yapmak zorunda. Bu yüzden biz tüketim çılgınlığının içine, o girdaba girmeden önce biz hani bir soruşturalım, bir bakalım o ürün gerçekten bize gerekli mi? Biz o ürünü kullanmasak olmaz mı? O ürün yerine başka bir alternatif kullanabilir miyiz? Başka bir şey yapabilir miyiz? Bunlara bakmamız lazım aslında. Bunlara baktığımız zaman da medya istediği kadar tüketim çılgınlığının girdabının içine sokmaya çalışsın. Biz kendimizi bildikten sonra o etki alanının içine zaten girmeyiz. Ha, medya etkiliyor mu tüketimi? Etkiliyor. Çünkü senin haberin bile olmayan ürünü sen bir bakıyorsun ki işte bazen şey oluyor. Yazışıyorsun arkadaşınla, bir ürün hakkında konuşuyorsun. Bir bakıyorsun ki sosyal medyada o senin önüne ürün reklamı evet, olarak çıkıyor. Çok fazla oluyor. Evet, çünkü akıllı telefonlarda artık öyle bir sistem gelişmiş ki bazı şeyler konuşulduğu zaman ya da arama motorunda bir şey aradıysan daha önce o ürün reklamı olarak senin önüne çıkıyor. Seni tüketmeye götürüyor. Yani sen hani bu bir tesadüf mü? Niye karşıma çıktı bu? Bir bakayım.
Bir bakayım ki nasılmış. Aa, indirimdeymiş. İşte farklı indirimler oluyor. Hı. Bir sürü indirim günleri, indirim zamanları falan oluyor. İster istemez çekici geliyor yani bu bize. Çünkü yeni bir şeyler almak, işte kendini şımartmaya çalışmak insanın hoşuna gidiyor ki zaten kadınların çok fazla evet. hoşuna giden bir şey. Bu yüzden tüketimi etkiliyor. Fakat farklı şeylerde de. Atıyorum biz bir şeyleri tüketmeden önce, bir tüketim çılgınlığına girmeden önce alternatiflerimizi geliştirmemiz lazım. Parfümümüz varsa eğer, yani farklı bir kokudur diye bence parfüm almayalım. Yani bu biraz hem para israfına giriyor, hem de çok fazla kullanacağımız için farklı işte ozon tabakasıdır, bilmem nedir, şudur budur, buna da giriyor. Bu yüzden parfümümüz varsa önce o parfümü bitirelim. Yani çok fazla böyle boy boy sıralamaya gerek yok. Ya da işte ayakkabımız varsa ve o ayakkabı hani bizi götürüyorsa onun farklı bir rengine çok fazla tamah etmeyelim. Hani çok fazla bu rengi de olsun, şu deseni de olsun, şu çiçeklisi de olsun, böceklisi de olsun olayına girmeyelim. O bizim aslında kapitalist sistemin dayatmasıyla tüketim çılgınlığına bizi eviren bir durum bu. Biz mesela bir arama motorunda bir şey ararken önümüze çıkan şey önümüze reklam olarak tekrar geri geliyor. Biz tekrar almak istiyoruz. Alıyoruz da aslında. Ve alıyoruz da çoğumuz buna direnemiyoruz. Çünkü evet. bilinç uyuması halindeyiz. Bizim bilincimiz o kadar güzel uyuyor ki bunu da alalım. Mesela şey vardı, biz üniversite yıllarındayken bir tane hocamız tüketim çılgınlığı üzerinde, ben sosyoloji mezunuyum bu arada, tüketim çılgınlığı üzerinde, tüketim sosyoloji üzerinde ders yapıyorduk. Diyordu ki, arkadaşlar diyordu, siz alışveriş merkezine gittiğiniz zaman bile farkındaysanız oradaki müzik canlıdır, evet. hareketlidir. Hiç böyle slow, duygusal şarkılar falan çalmaz. Yani dıp dıs dıp dıs canlı canlı şeyler çalar. Bu sizin bilincinizin uyumasını ve hızlı hızlı alışveriş yapmanızı, daha çok almanızı tetikleyen bir durummuş. O kadar çok şaşırmıştım evet. ki buna. Öyle yani gerçek. Bizim bilincimiz, bu işi yapan insanlar, bu işleri bilen insanlar bunları biliyorlar. Mesela şey yapıyorlar, reyonların yerlerini değiştiriyorlar. Sen yeni ürün gelmiş zannediyorsun ama yeni ürün gelmemiş aslında. Yerler değişmiş sadece. Ya da işte büyük indirim günleri diye büyük reklamlar falan oluyor. Aslında o büyük indirim günleri diye dedikleri şey yani daha fazla atıp, indirimsiz olarak atıp üzerine evet. birkaç lira işte indirim yapıp bize sattıkları dönem oluyor. Ve çok fazla kar edilen bir zaman oluyor o büyük indirim günleri denilen günlerde. Takip etmek lazım. İlla ki ihtiyacımız olacak, illa ki bir şeyler alacağız, bir şeyler tüketeceğiz. Bu bizim hani doğamız gereği olan bir şey. Almak isteyeceğiz, kendimizi şımartmak isteyeceğiz. Ama kendimizi yığınlar dolusu kargolarla, yığınlar dolusu poşetlerle, işte ihtiyacımızın çok 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 üstünde olan şeyleri almakla şımartmayalım. O bizi şımartmaz aslında, o bize külfet olur. Evet. Sonraki ay onu normal kredi taksidin 3 taksitse, sonraki ay sen onu 6 taksit, 7 taksit, 8 taksit yapacaksın. Bu sana külfet olarak dönecek. Eşinle aran bozulacak, babanla aran bozulacak. Yani bu tarz şeyler olacak. Bu yüzden o tüketim çılgınlığının içine medyanın etkisi altına girmeden önce bir sorgulayalım. Bu benim ne kadar ihtiyacım? Bu benim ihtiyacım mı gerçekten? Ben bunun alabilecek bütçeye sahip miyim? Bunu aldıktan sonra ben ay sonunu getirebilecek miyim? İşte, gerekli mi? Gerekli mi bu? Ben bunun yerine farklı bir alternatif üretebilir miyim, üretemez miyim? Atıyorum buhar makinesi ya da süzgeç, buhar süzgeç makinesi. Onları almayalım yani. Tencereye su koyalım, kaynasın, üzerine süzgeci koyalım. Alın size evdeki buhar makinesi yani. O kadar dünyalar dolusu para vermeye gerek yok. Evet. Biraz alternatif üretelim, biraz beynimizi çalıştıralım, farklı şeylere girelim, araştırmalara girelim, biraz okuyalım, irdeleyelim. Eminim o daha az bizi, kendimizi kötü hissettirecektir. Teşekkür ediyorum hocam. Eğlenirken bağımlı olmamak için neler yapmamız lazım? Konu hakkında da bilgiler verelim istiyorum. Eğlenirken bağımlı olmamak için çocuklarımızla sınırlarımızı belirlememiz lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Bizler, uzmanlar, psikologlar, sosyologlar, çocuklar için 0-2 yaş aralığında sıfır ekran. Çocuğu hiçbir şekilde ekranla tanıştırmayın diyorlar.
Hiçbir şekilde. Yani yemek yerken, oyun oynarken, yani 0-2 yaş aralığında sıfır ekran olsun. Bu sınırı belirleyeceğiz. 0-2 yaş aralığında çocuğun zaten beyin gelişiminin en fazla olduğu dönem, ondan sonra etrafı algılamaya başladığı dönem, dil gelişiminin arttığı bir dönem. Kelimeleri aslında beyninde şey yapıyor, nüfuz ediyor. Dil evresi yeterli bir olgunluğa eriştikten sonra onu ortaya çıkarıyor. Ama biz çocuğumuzu işte doğduğu günden itibaren, hatta anne karnındayken bile medyaya maruz bıraktığımız için çocuklarımızın konuşması geç oluyor. Konuştukları zaman da yani doğru düzgün konuşamıyorlar, yarım yamalak konuşuyorlar. Olayları algılama, yorumlama, analiz etme güçleri çok farklı oluyor. Çok düşük oluyor. Çünkü çocuğun önünde sürekli hazır şey var. Çocuğu koyuyorsun böyle paket gibi televizyonun önüne. Sen gidiyorsun o koskocaman evi tek başına işte 3 saat, 4 saat temizliyorsun. O çocuk paket gibi yerinden kalkmıyor. Ya çocuk hipnoz olmuş ya. Hipnozun etkisinde yani çocuk şey değil. O onun sessizliğini, sakinliğini göstermiyor. Zaten çocuk dediğim biraz hareketli olur, biraz yaramaz olur. Bu onun doğasının gereğidir. Bu yüzden 0-2 yaş aralığında biz sınırlarımızı belirleyeceğiz. Ve ekran bilgisayarla tanıştırmayacağız. 2 ve 6 yaş arasında çocuklarımızı sınırlı bir şekilde izlemesine müsaade edebiliriz. Bu da günde 1 saat olabilir. Bunu da beraber. Evet. Beraber yapacağız. Altında. Çünkü mesela internet üzerinden, telefon üzerinden izleyen bir çocuk pat diye bir şey karşısına çıkabilir ya da yanlışlıkla herhangi bir şeyi tıklayabilir. Merak ediyor sonuçta. Çocuk merak evresinde. Yanlışlıkla bir şeyi tıklayabilir. Yani görmesini istemediğimiz bir olguyu görebilir. Korkacak bir şey görebilir. Cinsel içerikli bir şey görebilir. Şiddet içerikli bir olgu görebilir ve bu çocukların beyni boş olduğu için bu onun beynine giriyor. Hatırlamasa bile onun etkisini emin olun yıllar sonra yaşıyor. Çocuk sonra ne oluyor? Taciz eden bir çocuk oluyor. Evet. Çocuk sonra ne oluyor? Hırsız oluyor. İşte çocuk sonra ne oluyor? Şiddet uygulayan bir insan oluyor. Karısını dövüyor, işte kızını dövüyor, oğlunu dövüyor, komşusunu dövüyor. Anne. Anneye saygı, sevgi anneyi, olmuyor. Anneyi yapan, anneyi dövenler var. Hıncını eşyalardan çıkarıyor. Ne bileyim bir sürü olgu ve durum ortaya çıkmış olabiliyor. Bir diğer durum da sınırları belirleme konusunda dediğimiz gibi çocuğun odasına televizyon ve bilgisayar koymayacağız. Çocuğun evet. odasında olması gereken şey yatağıdır, masasıdır, varsa kitaplığıdır. Bu kadar. Başka hiçbir şey olmasına gerek yok. O kadar çok ayrıntılı bir şekilde bilgisayar, tablet, yani sen uyuduktan sonra o çocuk ne yapacak? Sen uyuduktan sonra o çocuk ne yapacak? Senin denetiminde mi, gözetiminde mi? Hayır, değil. Bu yüzden sınırları bu şekilde belirleme şeyine gireceğiz ve çocuğumuzu eline tablet ve telefon verdikten sonra elbette ki biz çocuğumuzu bundan uzak edemeyiz. İlla ki bir gün kullanacaktır. İlla ki bir gün eline geçecektir. 2 yaş, 2-6 yaş arasında zaten dedik ki sınırlı bir şekilde günde 1 saat kullanabilir. Çok aşırıya kaçmamak kaydıyla ve ne izlediğini takip edeceğiz. Sürekli takip edeceğiz biz çocuğu. Ne izliyorsun? Ha hadi gel bu konu üzerine biraz konuşalım. Ya da izlerken işte böyle beraber, gel beraber yanıma otur beraber izleyelim. Evet. Ya da işte bilgisayarı karşımıza koyacağız. Gel beraber izleyelim. Ya da işte gel şu yayın akışına, ha bu çizgi filmin yayın akışı bugün varmış. Gel beraber izleyelim seninle. Takip ederek, bu durumu takip ederek, analiz ederek ve sürekli çocuğumuzla iletişim halinde olarak aslında bizim bunu izlememiz ve irdelememiz gerekiyor. Birlikte kullanacağız. Her aletimizi birlikte kullanacağız. Örnek de olmuş olacağız onu aslında evet. birlikte kullanarak. Televizyonu nasıl kullandığımızı çocuk görecek. İşte bizim hangi kanalları, işte eşimizle istişare ederken bu kanalı niye izliyoruz aslında biz? Bu haberi niye izliyoruz, bu filmi niye izliyoruz diye. Ya da işte biz internette bir şeyler yaparken çocuğumuzla, çocuğumuza uygun bir şeyler yapıyorsak eğer, çocuğumuzla uygun bir şekilde oturacağız, çocuğumuzla birlikte yapacağız. Birlikte kullanacağız, sürekli takip edeceğiz. Çocuğumuza sürekli iyi bir model olacağız. Farklı alternatifler geliştireceğiz. Bizim tek etkinlik anlayışımız telefon, televizyon, tablet olmamalı. Olmayacak. Evet. Beraber dışarı çıkacağız. Beraber işte resim yapabiliriz. Beraber ödevlerine yardımcı olabiliriz. Beraber kitap okuyabiliriz. İnanın ki
Yani bu televizyon, telefon, tablet olmadan önce aileler daha eğlenceliydi. Birbirlerini daha Evet. iyi tanıyorlardı. Daha sıkı fıkıydılar. Herkes birbirini daha iyi analiz ediyordu. Şu an tahammül yok aslında, Evet, sabır yok. herkesin birbirinden haberi oluyordu. Şu an kimsenin kimseden haberi yok. Yani aynı evin içinde anne baba çocuk var. Çocuğun sıkıntısı, mesela çocuk tacize uğramış, çocuk istismar edilmiş. Anne babanın bunun haberi yok. O kadar çok medyanın içine yoğunlaşmış ki. İş yoğunluğu, televizyon, telefon. Yani bu o kadar bunun içine girmiş ki eğitimli anne babalar bile bunun farkına, idrakına varamıyorlar. Çünkü çocuğuna yeterli düzeyde ilgi gösteremiyor. Alternatif geliştiremiyor. Tek alternatifimiz televizyon. Çocuğu televizyonla susturalım. Hadi televizyonla bir aktivite yapalım. Yok, kitap okumak da bir aktivitedir. Evet. Bulmaca çözmek de bir aktivitedir. Beraber puzzle yapmak da bir aktivitedir ve çok güzel, çok eğlenceli bir aktivitedir. Biz sosyal hizmet merkezinde danışmanlık hizmeti veriyoruz aynı zamanda. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz ailelere mesela etkinlik öneriyoruz onlara. Ayda 2 defa görüşmeler sağlıyoruz. Ve çocukların yaşına ve gelişim özelliklerine göre, ebeveynlerin de tutumlarına göre biz onlara etkinlik aslında öneriyoruz. Kitap okuma etkinliği mesela. Evet. Beraber bir puzzle yapma etkinliği ya da ben kimim etkinliği ya da işte 5 yıl sonra kendimi nerede görüyorum ben. Bu tarz etkinlikler öneriyoruz ailelere, anlatıyoruz ve beraber yapıyorlar. Bu ailelerden bir tanesine ben puzzle hediye etmiştim. Danışmanlık yürüttüğüm ailelerden bir tanesine. Sonraki görüşmemizde puzzle hediye ettikten belli müddet sonraki görüşmemizde anne bana yani gözleri dolu dolu bir şekilde hocam teşekkür ederim. Gerçekten o kadar çok eğlendik ki dedi. O kadar çok güzeldi ki hayatta hiçbir zaman eşim işten geldiğinde gülmezdi. Hiç işte bizimle iletişime geçmezdi. Sofrada yemek yerdi, kalkardı, televizyonun kumandasını işte alırdı eline. O kanaldan o kanala, o kanaldan o kanala ta uyuyuncaya kadar. Biz o gün işte ikna ettik. Sizin söylediklerinizi söyledim diyor. Puzzle'ı açtık. Beraber puzzle yaptık. Çocuk ayrı bir yerden gülüyor, baba ayrı bir yerden gülüyor, anne ayrı bir yerden gülüyor ve o kadar çok etkili bir zaman geçirmişler ki ya küçücük bir puzzle yani. Bu kadar çok Onun şey bile değil. çok önemi var aslında. Kesinlikle. Oturun beraber yazı yazın ya. Bizim çocukluğumuzda isim, şehir, hayvan oyunu vardı Evet. mesela. Onu oynayın. Kağıt oyunları yapın, kesme işlemleri yapın. Hem çocuğun el kaslarını geliştirir, hem çocuğun becerisini geliştirir. Hem de işte annesiyle babasıyla bir etkinlik yaptığı için sevgi yönünde biraz pekiştirmiş olur. Ailesi tarafından sevildiğini görmüş olur. Bu bağlamda bunlar önemli. Teşekkür ediyoruz hocam. İhtiyaç kadar medya kullanımı neden önemlidir? Bizim ihtiyacımız olan şeyler nedir günlük? Yeme, içme, sosyal faaliyetler, iş. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız olan şeyler. Günlük aktivitelerimiz ve ihtiyaçlarımız. Saygınlık kazanma gibi ihtiyaçlarımız da var. Medyayı biz bir ihtiyaç olarak adlandırdık, bir ihtiyaç tanımına yerleştirdik. Dedik ki medya bizim ihtiyacımızdır. Niye? Evet. Çünkü biz artık enformasyon çağındayız. Global bir dünyada yaşıyoruz, küreselleştik. Her yerimiz medya, sağımız, solumuz, önümüz, arkamız, gazete. Yani telefon olmazsa gazete var, gazete olmazsa televizyon. Herkesin evinde en fakirinden en zenginine kadar herkesin evinde en az bir tane televizyon vardır muhakkak. Ya medya bizi bu kadar kuşatmışken, bu kadar bizim hayatımızın içine girmişken bizim ihtiyacımız olamaz mı? Tabii ki de ihtiyacımızdı. Biz insanlardan medya aracılığıyla haberdar oluyoruz. Uzaktaki sevdiklerimizi medya aracılığıyla yakın edip onları görmüş oluyoruz. Evet. Ondan sonra pandemi döneminde mesela uzunca bir süre ailelerimizle görüşemedik. Yani o pandemi döneminde ben yaklaşık bir 6-7 ay ailemi hiç yanına gidemedim. Annemin babamın yanına hiç gidemedim. Maalesef evet. Gidemedim Aynı çünkü evin içinde bile aslında iletişim kurmaya korkar olmuştuk. kesinlikle ay işte benim boğazım gıcıklanıyor. Aman işte eşime ve çocuğuma bulaşmasın diye sürekli kendimi onlardan uzak ediyordum. Bu esnada mesela annemden babamdan uzak olduğum esnada hemen hemen her gün telefonla görüşüyorduk. Görüntülü Evet. görüşüyorduk. Yani medya bu kadar işte bizim ihtiyacımız ve bu kadar bizim hayatımıza nüfuz eden bir şey. İhtiyaçları medya ihtiyaçtır. İhtiyacımızın farkına varacağız fakat nasıl sınırlandıracağız bunu? Çok fazla kullanmayarak, çok fazla hayatımızın sınırlı kesin ihtiyaçlarımızın atıyorum yemenin önüne.
Çocuk mesela uyumuyor sabaha kadar. Uykudan feragat etti mi? Uyku bir ihtiyaç değil miydi? Evet. İhtiyaçtır. Uyku çok önemli bir ihtiyaçtır. Sabah çocuk okula gidecek aynı zamanda. O çocuk uykusundan feragat etti. Sabaha kadar bilgisayar oyunu oynadı. Sabaha kadar bir oyun oynadı. PUBG diye bir oyun var zaten şu an. Evet. Yani gençler çok, çocuklar çok fazla bağımlı hale gelmiş durumdalar. Sürekli oynuyorlar. İnteraktif bir oyun çünkü. Sürekli işte karşındaki insanla konuşuyorsun, oynuyorsun, şiddet içerikli vesaire vesaire. Sabaha kadar bir bakıyorsun oynamış. Evet, farkına varmıyorsun. Farkına varmıyor. Sonra ne oluyor? O çocuk sabahleyin okula gitmesi gerekmiyor mu? Evet. Uykulu bir çocuk okula gitse nasıl verim kazanacak? Nasıl başarılı olacak? Dinlediği şeyleri nasıl anlayacak? Hiçbir şekilde anlayamaz. Yani o çocuk gözleri açık uyur. Kesinlikle gözleri açık uyuyor. Bu çocuklar hafta sonunu da aslında böyle yapıyorlar. Hafta sonu da sabah erkenden uyanıyorlar ki o telefonu bir an önce ellerine alabilmek için de o zaman da uykularından feragat ediyorlar aslında. Uyumuyorlar, dinlenemiyorlar. Gece geç uydukları yetmezmiş gibi sabah tekrar aynı rutine devam etmek için erken uyanıyorlar. Evet. Bu bizde de çok fazla var maalesef. Kesinlikle. Çok çok fazla var. Kahvaltıya geç geliyorlar sonra. 2 saat boyunca oğlum hadi kahvaltıya, kızım hadi kahvaltıya, bey hadi kahvaltıya, hanım hadi kahvaltıya. Yani bu bağımlılık olayı ciddi bir boyutta. Medyayı sen ihtiyacının önüne koyarsan biz bağımlı oluruz. Kesinlikle bağımlı oluruz. Yani bu bizi çekiyor çünkü. Medya çok, özellikle internet dediğimiz yeni medya çok fazla büyülü, çok fazla böyle şatafatlı, rengarenk. İstediğimiz her şey var. Alışveriş var. İletişim platformu var, chat ortamları var, gerçek kişiler var, film var, dizi var, oyun var, her şey var müzik yani. Var, her şey bu yüzden var. Bizi çok fazla kendine çekebilecek durumda olan bir şey. İhtiyacımız kadarını belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki benim ihtiyacım bugün işte ben 15 dakika bir sosyal medyaya bir bakayım. Oh. Mesela 15 dakika bir bakayım. Evet. O 15 dakika 1,5 saat olmasın tabii ama ona dikkat etmemiz lazım. Evet. Hocam medya çeşitlerinden de biraz bahsedelim istiyorum. Medya çeşitleri nasıldır? Kaç tanedir? Nasıl adlandırırız bunları? Tabii. Medyayı biz 4 grupta adlandırabiliriz. Bir yazılı medya dediğimiz dergi gazete dediğimiz medya var. Bir işitsel medya dediğimiz radyo. Bir de görsel medya dediğimiz televizyon. Ve nur topu gibi yeni bir medyamız internet. Bunda da her şey var. Yazılı var, görsel var, işitsel var. Bu medyaların hepsini içinde barındıran da işte internet. Yeni nur topu gibi medyamız, internet medyamız, internet ortamımız. Medyayı 4 grupta adlandırabiliriz bu bağlamda. Pandemi sürecinde medyanın etkileri neler oldu sizce hocam? Bana göre pandemide tahammül çok azaldı. Sabırsızlık arttı. İnsanların aynı evde birbirine tahammülü kalmadı. Hani görmek istemediler çünkü aslında biraz da öyle alıştılar. Hı hı. Dediğiniz gibi ben biraz boğazım ağrıyor, yaklaşmayayım, hı hı. İşte biraz gribim yaklaşmayayım. Böyle olunca birbirlerinden uzaklaşınca medyaya yoğunlaştılar. Evet. Bu sizce nasıl bir etki yaratır? Çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Bu pandemi döneminde alışverişler de arttı. Evet. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Alışverişler de arttı çünkü insanlar çok kendi başlarına kaldılar. Medyayla çok kendi başlarına kaldılar. Bir alışveriş arttı, bir de yeme içme arttı. Bunlar çok fazla arttı bu pandemi döneminde. Şimdi pandemi döneminde çocuklarımız uzaktan eğitim gördüler. 1,5-2 yıla yakın. Uzaktan eğitim olarak bir ara dönüldü, sonra tekrar bırakıldı. Bir ara parça parça 2 gün gidilsin, 3 gün gidilmesin gibisinden bir şeyler yapıldı falan. Velhasıl çocuklar online olarak eğitim gördüler. Bizler online olarak işlerimizi, toplantılarımızı götürmeye çalıştık. Bazı işler uygun olan, buna uygun olan işler hala evden çalışmaya bile devam ediyorlardır büyük ihtimalle. Bu kadar hayatımızın içindeydi zaten. Şimdi hayatımızın tamamı oldu. Şimdi kendimizi bir çocuk yerine koyalım. Çocuk sabahleyin televizyondan, EBA TV'den işte şey yapıyor, derslerini dinliyor. O çocuk işte yaklaşık 2 saat, 3 saat o dersleri dinliyor. Bu çocuk diyor ki ben aslında ders dinliyordum. Hiç televizyon izlemedim ki ben. Televizyon da izlemek istiyor. Üstüne bile bir 2 saat, 3 saat televizyon da izliyor. Al sana etti mi çocuk 6 saat? Evet.
6 saat bir çocuk için çok büyük. Ya bir yetişkin için de çok büyük bir saat. Çünkü yapılan araştırmalara göre eğer ki biz 3 saatten fazla medya kullanımına maruz kalıyorsak biz bağımlı olmaya meyilliyiz demektir. Ekran bağımlısı olmaya meyilliyiz demektir. Yani hayat damarlarımızdan biri kopuyor mesela internetimiz kesildiği zaman. Ya da elektrikler kesildiği zaman ya da telefonumuzun şarjı bitmek üzereyse hayat damarlarımızdan nasıl panik oluyoruz? Strese evet. giriyoruz hemen. Yani küçük çocuklar bile şarjının bittiğini anlıyor, o şarj bitme sesini. Koşa koşa her yerde harıl harıl şarj arıyor. Evet. Şarjım nerede, şarjım nerede diye. Pandemi döneminde bu bağımlılık birazcık daha arttı. Çocuklar biraz okuldan uzaklaştılar haliyle. Şu an bazı öğretmen arkadaşlardan duyuyorum, görüyorum. Hocam okula gelmek istemiyorlar artık. Yani artık okulu istemiyorlar, sabah kalkmak istemiyorlar, gelmek istemiyorlar. Dedim normaldir. Yani çocuklar çok kötü bir dönemden, zor bir dönemden geçtiler. Sürekli online üzerinden ders gördüler. Sosyal faaliyet, sosyal olarak sosyal bir ortam yaşamadılar. Bu yüzden bağımlılık mecrasına birazcık daha, bir tık daha yaklaştılar. Şimdi okulların açık olması aslında umarım hastalık seyrini az bir şekilde devam ettirir de İnşallah. Çocuklarımızın okulları artık kapanmaz. Gerçekten okulların kapanmaması lazım artık. Bir nesil gitti yani. Düşünsenize pandeminin başında 2 yıllık üniversite kazanan bir kişi okulu bitirdi. Evet. Okula gitmeden okulu bitirdi. Bu çocuğun sağlık bilimlerinden bir tanesini okuduğunu düşünsenize bu gencin. Yani o dışarı bilgisayar ortamından öğrenerek damar yolunu açmayı nasıl bilecek bu insan? Nasıl bilecek? Evet. Bu yüzden sıkıntılı şeyler kesinlikle var. Pandemi döneminde bunlar oluştu. Bizler tabii bu alanda birazcık daha çalışıp, özellikle ben kendi şahsım adına söyleyeyim çünkü bilinçli medya kullanımı üzerine çalışıyorum ben Bitlis'te. Yani bu bağlamda talep edilen eğitimlere gitmemiz gerekiyor. Bildiklerimizi anlatmamız gerekiyor. Biz sosyal hizmet merkezi olarak aile destek merkezlerine, kütüphanelere, gerekirse okullara eğer istiyorlarsa, talep ediyorlarsa bu bağlamda kesinlikle eğitim vermemiz lazım. Çünkü bu medya konusu çok önemli bir konu. Evet. Sürekli evriliyor, genişliyor ama hiçbir zaman hayatımızdan çıkmıyor ve çıkmayacak da. Daha fazla gelişecek. Daha fazla bir şeyler olacak. Öncesinde telefonla görüntülü konuşma yoktu. Şimdi görüntülü konuşma var. Yani bu bir sonraki evrede ne olacağını bilemeyiz gerçekten. Bu yüzden bu konu önemli bir konu. Medya sizce doğru bilgiye ulaşmayı geciktirir mi hocam? Geciktirebilir. Geciktirebilir, evet. Şöyle olur. Biz atıyorum internet ortamından bir bilgi arıyorsak ve bilgi kirliliğinin içine giriyorsak biz doğru bilgiyi bulamayız. Eskiden mesela biz ilkokul çağlarındayken kütüphanelerde araştırmalar yapardık. Böyle çok fazla internet ve bilgisayar popüler değildi. Her evde de yoktu. Kütüphanelerden ansiklopedi araştırması yapardık. Ansiklopedi demek yani doğru bilginin, kesin bilginin olduğu bir bilgidir. Evet. Biz orada bilgi kirliliğine maruz kalıyor muyuz? Kalmıyoruz. Kesinlikle bir şekilde oradan bilgimizi öğreniyoruz. Ama şimdi öyle olmuyor. Arama motoruna çocuk yazıyor. Fazla kaynak var. Çok fazla kaynaktan ziyade kullanıcı yorumları var. Evet. Biz bilgi kirliliğinin içine giriyoruz. Bilgi kirliliğinden içine girdikten sonra da biz ham bilgiye, doğru bilgiye ulaşamıyoruz. Geciktiriyor bizi. Birazcık daha zaman sarf etmemiz lazım. Mesela eleştirel bir bakış açısına sahip değilsek eğer, kesinlikle biz doğru bilgiye ulaşamayabiliriz. Önümüze çıkan ilk bilgi mesela şey oluyor, arama motoruna yazıyor. İlk çıkan bilgiyi işte bu budur diye söylüyor. Ama o değil ki. O değil. Birkaç tane daha kaynağa bak sen. Onun doğrusu o değil. O kullanıcı yorum. O bir tecrübe. O A kişisinin yazdığı bir yorum. Biz hepimiz medyaya katkıda bulunuyoruz çünkü. Evet. Mesajlar göndererek, yorumlar yaparak katkıda bulunuyoruz. Medya bizim katkımız da aslında oluşuyor. Yeni medya dediğimiz olgu. Haberler falan. Bizim katkımız da oluşuyor. Bizim katkımızla oluşan bir şey kesinlikle %100 doğru bir bilgidir diye biz şey yapamayız. Çünkü o konunun uzmanı biz değiliz. O konunun uzmanından bir de dinle, bir bak. Doğru bilgi bu yüzden gecikebilir ama gecikmeyebilir. Çok kısa sürede de bulabiliriz. Mesela ansiklopedi araştırmalarında mesela sayfalarca okuyorsun, araştırıyorsun, ediyorsun. Birkaç tane kitap eviriyorsun, çeviriyorsun. Sonra bir bilgi, evet, ortaya çıkıyor, değil mi?
bu senin çok büyük bir zamanını almış oluyor. Ama interneti eğer ki sen sağlıklı bir şekilde, bilinçli bir şekilde kullanıyorsan çok kısa sürede bilgiye de ulaşabilirsin. Yani aslında yine bizim kafamızda bitiyor. Evet. Bilinçli kullanıyorsak ve bilinçsiz kullanıyorsak, eleştiri süzgecimiz aktifse değilse diye böyle bir geçiyor. Bizle alakalı bir şey yani bu. Eleştirel süzgeçten bahsetmişken hocam, eleştirel yetkiyi nasıl geliştirebiliriz? Bununla ilgili de biraz kısa bir bilgi alalım çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tabii ki de eleştirel bir yaklaşım dediğimiz gibi sürekli farklı kaynak. İlk önce kaynağımızın ne olduğunu bulacağız. Kaynağımızın ne olduğunu bulduktan sonra söyleyen kişinin daha önceki söylediği şeylerin doğru olup olmadığına, daha önce yaptığı yayınlar doğru mudur değil midir? Bunların hepsini yaptıktan sonra kendi eleştiri süzgecimizden de geçireceğiz. Bu kanal, bu sunucu bunları doğru bir şekilde yayınladı mı? Gerçekten bu haber böyle miydi yoksa bu haber manipüle mi ediliyor, çarpıtılıyor mu? Eleştiri süzgecinden geçirdikten sonra biz aslında tamamen inanmayıp ilk önce kendimiz bir araştırıp vay 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 bak bunu nasıl böyle yapmış. Zaten bu sosyal medyanın gücü çok büyük bir güç. Evet. Bir şey oluyor, herhangi bir olay oluyor, hemen yayılıyor. Kulaktan kulağa dolma oyunu olur ya hani, evet. En sondaki insanın kulağına gidene kadar bambaşka bir şeye dönüşür. Bu da sosyal medyada aynı böyle. Ya bir durun, bir uzmanlar, bir o konu üzerindeki görüşü sahibi olan kişiler bir konuşsunlar. Bir gerçekler ortaya çıksın, herkes bir bilsin. Ondan sonra işte bu cinayet midir, bu bilmem işte şey midir, taciz midir, tecavüz müdür, dedesi mi yaptı, babası mı yaptı, ondan sonra ortaya evet. Çıkacak. Yani hemen eleştiri süzgecimizden geçirmeden patar patar serin kanlı bir şekilde suçlamaya, yargılamaya girmememiz lazım. Teşekkür ediyoruz hocam. Bizleri kırmayıp buraya geldiğiniz için tekrardan rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bize böyle bir platform oluşturduğunuz için ve sıcakkanlı misafirperverliğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz, değerli izleyicilerimize katmak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Umarım herkesin kalbine, beynine, medyasına nüfuz edebilmişizdir. Olmuştur, öyle düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola, sağlıkla kalın, esen kalın.